Evet arkadaşlar, burada kapalı yavrulu bir çerçeve, larvalar var. Bu taraf da aynı şekilde larvalı ve günlük yumurtalı. Yakın arkadaşlar, şöyle yakından netleştirelim. Günlük yumurtalı ve larvalı. Larvalar da şimdi. Anar da şu öbür çerçevedeydi. Şu renkli çıtalı olan çerçevede. Bakın arkadaşlar, günlük yumurtalı bir çerçeve. Larvalar var. Alt taraf polen. Üst taraf bal kemeri. Şöyle. Bu tarafta bakın, üst taraf böyle bal kemeri. Buralar kapalı yavru. Yani şuralar polen. Alt taraf ve kenar polen. Böyle biraz zor oluyor. Şimdi bunu nasıl kapatacağım ben de bilmiyorum. Şöyle koyayım. Şu çıtayı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle oldu ama. Doğrunun yoğunluğu bayağı var işte. Ama o birinciye bir tedavi yöntemi yapacağız arkadaşlar. Bir ilaçla deneyeceğim. Olmazsa çıtaları imha edeceğim. Artık yapacak başka bir şey yok. Bak burada da saldırı mı vardı? Ne vardı? Evet arkadaşlar. Bu da bizim hırçın arı. Şimdi ona bakacağız. Beşten görüntüsü. Şimdi ayaklayalım. Biraz önce kapanmış. Kendi kendimize konuşup durmuşuz. Hızlı bir şekilde bakacağım buna arkadaşlar. İşiniz bitti mi sizi dumana boğacağım oğlum. Bak bak. Hemen kerkin yürüyor. Hemen kerkin yürüyor. Siktir git lan. Bak ya. İğneyi batırdı buraya. Bu adam siz uslanmıyorsunuz. Alın size duman oğlum.
yangın var, yangın. Boş bir çerçeve. Biraz bal var. Sırlanmamış. Bu da ballı bir çerçeve. Yok orada. Pisliği buraya atmış. Şu an bu çerçeve. Şu an var sonraki çerçeve. Ballı polen, ballı üst taraf kemer yapmış arkadaşlar şu şekilde. Bu üç çıta ballı. Vallahi sifliye bak. Evet, günlük yumurta var arkadaşlar burada. Büyük ihtimalle arı da buralarda bir yerdedir. Burada larva ve günlük yumurtalar. Rüzgar esmeye başladı, arı huysuzlanmaya başladı. Ne yaparsanız yapın.